abi. Bugünler güzel. Yani ülkenin durumu halinde güzel işte hayat. Koşturuyoruz, çalışıyoruz. Bize biraz kendinden bahsetsin. Yani illüstratörüm. Aynı zamanda tasarımcıyım. Hani grafik tasarım mezunuyum Mimar Sinan'da. Gerçi daha mezun olmadım, hala diplomadayım. 86 doğumluyum. Kastamonu İnebol'da doğdum. İşte sonra Konya'nın Ereğli ilçesinde büyüdüm. Şey mi, memur diyor. Tabii, babam sınıf öğretmeni. İşte annem ev hanımı. Onun dışında Anadolu Lisesi işte sayısal çıkışlıyım ama biraz böyle olmadı çünkü olmayacaktı zaten belliydi yani benden mühendis olmayacağı. Tasarımcı illüstratör oldu ama. Oldu mu? Ya bilmiyorum işte umarım olmuşuz yani çok çalışıyoruz bakalım. Seyfi Teoman'ın tatil kitabı filmini izlediğimde oradaki çocuğa çok özenmiştim. Evet, yaz çok... tatili olduğunda o küçük kasabada. Direkt değil mi çocukluk şeyleri. Mesela yaz tatilleri nasıl geçiyordu? Sokak çocuğu muydun, ev çocuğu muydun? Sokak çocuğuydum ya. Pek eve girmezdim. Sokak çocuğuydum. Güzel geçiyordu. Yani çok böyle hani sanatsal da tasarım anlamında bir şey yaşadığımı bilmiyorum. Ya da eviyle de yaşamadım büyük olasılıkla. Çünkü resim dersi bile almadık. Karalama vardı tabii çocukluktan beri vardı ama böyle buna hani bir meslek dönüştürme gibi bir bilinç yoktu. Ya da bir meslek olacağını da hiç öngörmüyordum. Ne olmak istiyordun abi? Bir ara topçu olmak istiyordum. Bayağı futbolcu olmak istiyordum. Yani hani işte altyapıda falan oynadım. Sonra tabii sayısal bölümü okuyordum. İşte hani artık ne olacağız, öğretmen olacağız herhalde falan. Baba mesleğine geçti. Yani bilinçsiz bir gençlik yaşadım. Çünkü bilinçlenecek bir çevrem de yoktu. Yani küçük bir ilçede büyümenin gerçekten ciddi bir şeyi var, sıkıntısı var. Yani dershaneye gidersin işte onlar seni ya mühendis yapmak ister ya öğretmen yapmak ister. Yani başka da çok seçenek sunmazlar sana. Sen de bilmezsin zaten. Yani güzel sanatlar nasıl girileceğini bile ben lise bitince öğrendim. Hani bir güzel sanatlar sınavı olduğunu. Lise bittiğinde öğrendim. Yani böyle bir eğitim aldığın öğretmenler de mesela resim öğretmeni de seni bu konuda yok, yönlendirecek bilinçte de olmuyor. Değil. Zaten yani. Resim öğretmeni de yoktu. Yani müzik öğretmeni gibiydi resim dersine. Ya biz okul öyle diyoruz. Fantastik bir okuldu. O zamanlardan sakladığın bir oyuncağın bir şeyin var mı? Ya çok isterdim ama yani ben işte hani dediğim gibi öğretmen bir babanın çocuğu olarak çok da böyle kendi evimiz olmadığından hani oradan oraya taşın taşın oyuncaklar gidiyor. Çok az kalmış yani. Şimdi annemler Fethiye'ye taşındı bir de. Daha işte beni ovada büyütüp tatil yöresine geçtiler. Beni başlarına yapınca. Yani çok bir şey kaldı mı kalmadı ya. Yani ben de üzülüyorum. Öyle aklıma geliyor ya da arkadaşlarımın çocuğu kadar hani görünce çok üzülüyorum ama. Değil mi? Böyle çok yani şey bakımından köksüz bir çocuğum. Köksüz bir insanım. Hani çok öyle köklerim kalmadı hiçbir yerde. Sayısal bölümde okuyan bir öğrenciydin. Ama muhtemelen çizmeyi de seviyordun. Aileden de şey oluyor oğlum derslerine. Tabii yani onların istediği hani öğretmen olmam ya da işte mühendis olmamdı. Ama karalama durumu ya inan çok yoktu. Lisede hiç yoktu öyle. Yani ortaokulda, ilkokulda gene vardı ama. Yok yani bilinçsizlikten aslında. Yani bir çocuk sevdiği bir şeyi yapmıyor. Çünkü gereksiz görmeye başlıyor. Çünkü çevresi onu gereksiz olduğunu söylüyor. Yani bu bununla alakalı. Ya dedim ki ben şanslıyım o yönden. Yani bir şekilde lise bittiğinde de olsa birileri bir şekilde beni yönlendirdi. Yani o yönden çok çok şanslıyım. Nasıl başladı o güzel sanatlar? Yönlendirme, yani ilk sene kazanamadım şeyi. ÖSS'de istediğim puanı almadım ve dedim ki tercih yapmayayım. Bu sene daha annemlerle çalışayım. O senede bizim eve işte annemin gününe ne annesi gelen bir ressam varmış. Böyle benim çok küçük karalamalarımı falan görüyor. Ve annemler de diyor işte ne olacak bu çocuk falan deyince. İşte Ali Koç ismi. O da şey diyor hadi ben yardımcı olmak isterim güzel sanatlara gitsin gibisinden bir geyik dönüyor ortada. Vallahi çok iyi. Çok şanslı ve yani çok şanslıyım canım yani oyundan. Yani Ereğli'de hele böyle bir şeyin başıma gelmesi. Sonra o işte onunla konuştum dedim istiyorum falan ne yaparız. O da böyle anlattı. Böyle elime şey geçti yani hani tutunabileceğim bir amaç. Hani hakikaten böyle. Dönüm noktası olmuş yani. Hani o ya dönüm noktası çünkü şey. Yani gerçekten insan sevdiği şeyi bulunca aslında çalışıyormuş. Yani çok öyle ders çalışan falan bir tip değilim ama sevdiği şeyi bulunca da çalışıyormuş. Onu anladım yani. Takip etmeye çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü bu aralar mesela özellikle o kadar çok film posteri afişi yapmaya başladım ki. Ya galiba bir şey yapınca hani bir şeyler daha peşinden geliyor gibi duruyor orada. İnsanları da çok kıramıyorum. Yani ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Güzeller ama eline sağlık. Dergilere çiziyorsun, kitaplara çiziyorsun, film
afişleri, posterleri tasarlıyorsun. Hareketli animasyon yapıyorsun. Nasıl bunların hepsini nasıl vakit buluyorsun abi? Bayağı gece gündüz herhalde sen. Yani çalışıyorum yani. Başka türlü olmaz yani, iyi bir yerlere gelmek için de çalışmak gerekiyor yani. Onun dışında vakit nasıl buluyorum? Ya sevdiğin işi yapınca, yani insan hobisi işi olunca ekstra zaman yaratıyor. Yani çünkü benim için mesela tamam hadi sabah 10'da başladım, akşam 6'da hadi bitti olmuyor. Yani ne zaman ya canım sıkıldı ya uykum kaçınca gidip çalışabiliyorum ve o çalışmazsa benim işim olmuş oluyor. Nerede çalışıyorsun? Bir ev, ofis? Home ofisim var. Home yani ofisim evimde var. Kendi atölyem. Atölye diyeyim aslında, çok home office gibi de değil de atölyem yani. Orada çalışıyorum. Orada çalışıyorum. Ve sonunda birkaç sene sonunda işte istediğim gibi ortam yaratabildim şimdi. Daha önceden sanırım bir ofis var. Öyle var. Bir maceramız var. Üç arkadaş. Hakan Küçük Yılmaz ve Selçuk Övenle. İşte üç grafik tasarım öğrencisi olarak bir tasarım ofisi açtık. Butik bir ajansla. Çok güzel işlerimiz vardı. Güzel de işler çıkıyordu. Biraz stresli geçiyordu. İşletmeciliğin var. Ya evet, öyle bir şey var. Sonuçta birilerinin işletmecilik de yapması gerekiyor. Yani üç tane tasarımcı hadi biz tasarım yapalım deyince çok olmuyormuş. Yani onun o sistemlerini iyi oturtmak gerekiyormuş. Yoksa hani güzel gidiyordu yani. Aslında bir şeyler de oturmuştu ama böylesi daha iyi olacağını düşündük kapatmanın. İyi de oldu gibi. Herkes daha mutlu galiba şu an. Nazım Hikmet'in şiiri Salkın Söğüt'ün animasyon film yaptınız. Festivallerde yarışıyor şu an. Hangi festivallerde var mı böyle aklında birkaç? Ya ilk Altın Koza'ya yollamıştık. Oradan ödülle döndü. İzmir kısa var Türkiye'den. Konya Kısaca'ya gitti. Akbank'ta yarışma dışı gösterildi. Giremedik yarışmaya. Onun dışında Türkiye'den yolluyorum hala şu an. Yani yarışmada yarışan var mı bilmiyorum. Yurt dışında Atina Animasyon Festivali'nde şu an. Dresden Kısa Film Festivali'nde. O güzel oldu. St. Petersburg'da Sunscreen Film Festivali'nde yarışıyor. Animasyon dalında gene. Başka bir de Madeira. Portekiz'in bir adasıymış, ben de yeni öğrendim. Çok da güzel bir ada. Orada yarışıyor bir de. Filmi oluşturma süreci. Sen tek başına mıydın yoksa? Deniz çok yardımcı oldu. Deniz Tarsus, kız arkadaşım. Onunla çoğu şeyi uğraştık, işte senaryolaştırmasını vesaire. İlk senaryolaştırdık, şeye verdik. TÜRSAK'ın Geleceğin Sineması'na başvurduk. Oradan işte destek aldı. Birinci oldu senaryoda. Yani film 2 seneye yayıldı yapımı. Ama 2 senelik değildi yani uğraşı. O süre olarak 2 seneydi ama yapım herhalde bir 5 ay falandır. Yani böyle toplasan yapım olarak. Animasyonda tektim. Ses tasarımını Deniz'le yaptık. Müziklerinde işte James Hakan Dedeoğlu yardımcı oldu Deniz'le beraber. Öyle. Berat ilk çok yardımcı oldu canlandıranlardan. Yapımcısı oldu. Yani böyle şey olarak da manevi desteği çok oldu öyle. İstanbul'da ilham aldığın, mesela müdavim olduğun bir kafe var mı? Biraz daha sana özel bir soru aslında. Ya o yönden biraz şanssızım galiba. Yani Taksim'de vardı da çok gittim yerler, kapandı hepsi. Burada işte Bant mekana gidiyorum. İşte Arkoda'ya bazen gidiyorum. Öyle ama çok hani işte burası benim mekanım, Allah'ım burası harika bir yer dediğim şu an yok. Ya umarım olur. Yani daha çok evdeyim. Bir de evcimen bir adamım. Yani öyle çok hani dışarıda zaman harcayan arkadaşlarım varsa dışarı çıkmayı seviyorum. O yüzden daha çok evimdeyim.